Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Bir son dakika gelişmesini duyurmak üzere karşınızdayız değerli izleyicilerimiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'ndan otobüsle seyahat açıklaması geldi. Son dakika olarak bunları sizlere duyurmak istiyoruz değerli izleyicilerimiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüslerdeki yolcu sayısının 180 binden 300'e sadece 300'e kadar gerilediğini söyledi. İsmailoğlu önlemlerin titizlikle uygulandığını belirterek alınan önlemlerin sonuçlarını almaya başladık. Otobüsle özellikle otobüs yolculukları başta olmak üzere koronavirüse karşı tedbiri elden bırakmıyoruz. Ancak Sektöre yönelik kolaylaştırıcı tedbirler ve yasal düzenlemeler sayesinde artık vatandaşlarımızın sefer bulamaması nedeniyle otogarlarda sabahlamalarının da önüne geçtik şeklinde konuştu değerli izleyicilerimiz. Bu sayede otobüs firmalarının sefer sayısıyla birlikte yolcu sayısı da tekrar artış göstermeye başladı. Hatta 16 Mayıs'ta yolcu sayısı 3500'ü geçtiğini duyurdu değerli izleyicilerimiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu yaptığı açıklamada taşımacılık faaliyetinde bulunan firmaların taşıdıkları eşya, kargo ve yolcu hareketlerinin elektronik ortamda takibini sağlayan Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi ile karayolu taşımacılığını gerçek zamanlı olarak takip edebilmeye başladıklarını ifade etti değerli izleyicilerimiz. Sistemle birlikte Türkiye'de ilk kez karayolu taşımacılığının ölçülebilir bir hale gelmeye başladığını anlatan Bakan Kara İsmailoğlu, "Taşımacılarımız tarafından sisteme veri gönderme süreçlerinin zaman içinde tamamlanmasıyla birlikte Ülkemizde çok daha verimli bir taşımacılık yapılabilecek. Ayrıca taşımacılık piyasasının ölçülebilir hale gelmesiyle birlikte buna ilişkin gerekli düzenlemeler de daha hızlı bir şekilde yapılmaya başlandığını ifade etti Sayın Bakan. Otobüslerde tedbirler titizlikle uygulanıyor. Otobüslerde salgına karşı tedbirlerin aralıksız sürdüğünü vurgulayan Kara İsmailoğlu İl ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarında yolcu taşıma kapasitesinin %50'sinin üzerinde yolcu alınmadığını hatırlattı. Araç içindeki yolcuların oturma şeklinin yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olmasına da dikkat edildiğini belirten Kara İsmailoğlu, yurt içi yolcu taşımacılığı sektörüne ait verilerin bakanlıklar ve valiliklerle de paylaşıldığını bildirdi. Kara İsmailoğlu tedbirlerin titizlikle uygulamaya devam edildiğinin altını çizerek bu konuda tedbiri elden bırakmıyoruz dedi değerli izleyicilerimiz. Sefer sayıları yeniden arttı. Koronavirüsün yayılmasını engelleyici tedbirlerin sonuçlarının alınmaya başladığını anımsatarak bu durum aldığımız tedbirlerin ne kadar yerinde olduğunu bize göstermektedir, dedi Sayın Bakan. Ancak sektöre yönelik kolaylaştırıcı tedbirlerimiz ve yaptığımız yasal düzenlemeler sayesinde artık vatandaşlarımızın sefer bulunmaması nedeniyle otogarlarda sabahlamalarının da önüne geçildiğini ifade etti. <laughs> Bu sayede otobüs firmalarının sefer sayısıyla birlikte Yolcu sayısı da tekrar artış göstermeye başladı. Hatta 16 Mayıs'ta yolcu sayısı 3500'ü geçti. Sefer sayısı ise 471 oldu dedi Sayın Bakan. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşça kalın değerli izleyicilerimiz.